Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında nefis bir haşhaşlı revan tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 2 su bardağı şekeri uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave edip üzerine çeyrek limon suyu sıkalım ve ocağın üzerine almadan karıştıralım. İçindeki şeker tamamen erisin. Sonrasında ocağın üzerine alarak şerbetimizi kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra mutlaka süre tutalım. 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatacağız. Çok fazla uzun kaynatmanıza gerek yok. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Ben de kekimi hazırlamaya geçiyorum. 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık sıvı malzemeleri ilave edebiliriz. 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı ayçiçek yağım var. Onu da ekledim. Ve mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 1 çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Ve eleyerek bu malzemelerimizi kek harcımızın üzerine ilave ediyoruz. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Mikserin düşük devrinde unu kek harcıma yediriyorum. Şimdi üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı da mavi haşhaş ekliyorum. Tekrar mikserin düşük devrinde e, haşhaş ve irmiği kek harcına güzelce yediriyorum. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. E, fanlı bir fırında pişirdim. E, bu sayede kekiniz böyle çok güzel puf puf kabaracak ve pamuk gibi yumuşacık olacak. Dikdörtgen bir borcamın her tarafını yağlayalım ve hazırlamış olduğumuz bu kek harcını borcama boşaltalım. Yine şöyle hafif hafif vuralım içindeki hava kabarcıkları kaybolsun. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Benim fırınımda tam 25 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimizi fırından aldıktan sonra 2-3 dakika boyunca ilk sıcaklığının çıkmasını sağlayalım. Sonrasında tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine bu şekilde gezdirelim. Şerbetini çok hızlı bir şekilde çekiyor ve sonrasında kekimizi e, tamamen soğuması için dinlenmeye alacağız ve biz de üzerinin e, krem şantisini hazırlayacağız. E, krem şantiyi üzerine kesinlikle sıcak sıcak koymayın. Tamamen tatlınızın soğumasını bekleyin. Üzerinin krem şantisi için 2 paket yani 2 poşet krem şantiyi uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı da soğuk süt ilave edelim. Sütünüz soğuk olsun mutlaka. Bu şekilde daha güzel kıvamı gelecektir krem şanti. Mikserin en yüksek devrinde beyazlaşıp böyle katılaşana kadar krem şantimizi çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra Artık tamamen soğumuş olan tatlımızın üzerine krem şantimizi koyabiliriz. Bir spatula yardımıyla güzelce üzerine yayalım. Üzerini tamamen düzelttikten sonra şekil vermek için benim böyle aparatım var. Ben bununla şekil verdim. Şekil vermenize gerek yok. Bu şekilde de dilimleyip tabii ki servis edebilirsiniz. Ben böyle birazcık görüntüsünün daha güzel olmasını istediğim için böyle hafif dalgalı şeritler çektim. Çok da güzel oldu. Evet şimdi tatlımızı buzdolabına kaldıralım. En az 2 saat boyunca tatlımız dinlendikten sonra artık üzerini süsleyip ve dilimleyip servis edebilirsiniz. 2 saatin sonunda tatlımı buzdolabından çıkardım ve dilimleyerek üzerini süsleyeceğim. Sizler dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben üzerlerini süslemek için toz yeşil fıstık ve frambuaz kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Hiçbir şey koymadan bu şekilde bile servis edilebilir. Lezzeti muhteşem. Keza görüntüsü de aynı şekilde. Eminim sizler de bu güzel tarifi denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Tatlımızın süslemesini de tamamladıktan sonra hemen sizlere şöyle bir dilim alarak daha yakından göstermek istiyorum. Umarım görüntüsünden ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Gerçekten çok lezzetli bir haşhaşlı revani oldu. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız çok sevinirim. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok tatlı tarifi, yemek tarifi ve çorba tarifleri gibi birçok tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eminim sizlerin de işine yarayacak birçok tarif bulunmakta. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.